Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün 11 Kasım 2013 Pazartesi. Bu piyasalar iki haftadır gerçekten stresli. Dolar 1.98'den başladığı çıkışını 2.05'e kadar sürdürdü. Altında cuma günü, ki cuma günden önce biliyorsunuz oldukça net uyarılar yapmıştık. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra çok sert hareketler olabilir diye. Nitekim Amerika'dan açıklanan veri beklentilerin neredeyse %80'den fazlası geldi. Yani 120 bin istihdam artışı beklenirken bir anda 204 bin olarak açıklandı. Üstelik sadece bununla yetmedi. Bir önceki ayın istihdam verisinde bir revizyon yapıldı. Yani bir önceki ay aslında 60 bin daha fazla artış olmuş. Bu da belirtildi. Bu veriler sonrasında tabii piyasalarda çok sert hareketler oldu ki geçen hafta başından itibaren yaptığımız programlarda da Amerika'dan gelecek verilerin çok önemli olduğunu, her veri geldikten sonra piyasada volatilitenin çok artacağını, yatırımcıların bu tür dalgalarda, özellikle yüksek dalgalı piyasalarda zarar görmemeleri için her gelen habere göre de işlem yapmamaları gerektiğini belirtmiştik. Nitekim bu kural bu hafta içinde geçerli ama piyasalar en azından bu hafta Amerika'dan beklenen çok güçlü veri yok. Bir tek Perşembe günü tarım dışı işsizlik başvuruları gelecek. Ama en azından şunu söyleyebiliriz. Aralık toplantısına kadar, Fed'in Aralık toplantısına kadar çok kritik dönüm noktaları var. Bunlardan ilki Janet Yellen'in konuşması olacak 14 Kasım'da. Ardından da bu çarşamba yine Bernanke konuşacak. Bernanke geçen hafta cuma günü konuştu. Ve tüm bunları birlikte değerlendireceğiz ve konuğum Okan Aybar. Hoş geldin Okan. Şimdi senden bu son resmi bir alabilir miyiz? Son resmi senden bir dinleyebilir miyiz? Geçen haftayı bir genel bir değerlendirmesini yapar mısın? Geçen hafta Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri dediğiniz gibi beklentilerin çok üzerinde açıklandı. Öncesinde de hatırlarsanız Draghi'nin konuşmaları oldu. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan faiz indirdi. O beklenmedik bir hareketti. Daha sonra Amerika'daki verilerin olumlu gelmesiyle birlikte hisse senedi piyasaları yükselmesine devam etmiş olsa da bu haftaya girerken Amerika'da yani Fed'in parasal sıkılaştırmaya daha çabuk, daha erken başlayacağı beklentisi Asya'da hisse senetlerinin düşüşle haftaya açılmasına neden oldu. Şimdi bu haftanın tabii bu muhtemelen Dow Jones'un future'larına da olumsuz yansımış olsa gerek. Dolayısıyla bu hafta öyle sanıyorum ki hisse senetlerinde özellikle Türkiye'de aşağı yönlü bir açılış olabilir. Önümüzdeki hafta, yani bu hafta ortasına kadar da satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan tabii dediğiniz gibi dolarda da bir yükselme oldu. Bu açıdan bakıldığı zaman hisse senedi piyasalarında ve hisse senedi piyasalarında düşüş, dolarda yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyorum. Dolarda bunu ayrıntılı olarak grafiklere bakarak konuşacağız Okan. Şu an genel olarak artık piyasalarda daha önce biliyorsun bu iş Mart'a kadar ertelendi havası hakim oldu. Önceki ay istihdam verileri sonrasında ve o sırada Amerika'dan gelen verilerde de olumsuzluk vardı. İşte hükümetin kapanması vesairesi, bu da bu şartlar altında kimse yapamaz bunu denirken Mart'a kaldı. Ve Amerika'da aslında büyüme ikinci çeyrekte hız kazandı. Yani 2.8'e çıktı ki geçen hafta açıklanan verilerden en çok sürpriz yapanlardan biri de oydu değil mi? Hı-hı. Piyasa 2 bekliyordu büyümeyi. Yani ikinci çeyrek büyüme verisini. Evet. Şimdi sevgili seyirciler şöyle bir şey oluyor Amerika'da. Diyelim ki Amerika için ikinci çeyrekte yüzde kaç büyüdü sorusunun cevabını biz 3 merhalede alıyoruz. İlk bir tahmin geliyor. Bu ilk tahmin piyasaları etkilese de bu daha sonra revize edilecek diye bekleniyor.
Ardından ikinci tahmini açıklıyorlar. Ya biz ikinci çeyrekte şu kadar büyümüşüz diye. Bunu da nasıl yapıyorlar? Geçmiş verilere bakıyorlar. Her yeni veri geldikçe güncelliyorlar. Ve en son ikinci tahminde %2,5 açıklanmıştı. Nitekim beklentiler üçüncü tahminin %2 olacağı yönündeydi. Yani Amerika %2 büyüyecek. Fakat en yüksek tahmin neydi biliyor musun? Econoday sitesi biliyorsun. 2.2 miydi? 2.7 idi. Yani uzmanların tahmin edebildiği en yüksek çıkabilecek rakam olarak 2.7 tahmin ediyorlardı. Ve 2.8 geldi. Evet. Bu 2.8 rakamı birincisi özellikle bu tahvil alımı konusunda ilk azaltılması konusunda ilk endişeyi doğurdu. Sonra tarım dışı istihdamın ne kadar önemli olacağını zaten hafta başından itibaren herkes söylüyordu. Ve o da hakikaten hele revizyonla birlikte 260 binlik bir artış oldu yani tarım dışı istihdam. Yalnız hocam bir şey orada önemli. Büyüme 2.8 açıklanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi envanterler yüksek. Stoklardaki artış. Evet. Ona dikkat etmek yok. Yani stoklardaki artışın iki nedeni olabilir. Ya satışlar düşmüştür ya da olumsuz bir durum. Ya da üretim fazla artmıştır. O olumlu. Yani envanterlerin artışı. Zaten ISM İmalat Sanayi Endeksi geldi ya. Evet. O çok yüksek geldi. O yüzden muhtemelen bir puan üzerinde geldi. Yani benim gördüğüm şey şu. Benim gördüğüm Amerika'daki o 2.8'lik büyümede tamam envanter stokları artıyor. Ama bu adeta talebin arttığını görünce daha fazla üretim yapmış şu an Amerika. Evet. Belki bu aylardan itibaren hani o yaptığı üretimi eğer satamaz elinde kalırsa o zaman bir miktar üretimi kısacak. Doğru. Ve bu sefer imalat sanayi verileri veya ISM ve imalat sanayi daha düşük gelebilir beklentilerden. Ama şu an görebildiğim benim o daha satış yapamamaktan kaynaklanan değil. Çünkü daha önceki verileri de düşünüyorum. Evet. Niye stoğu arttırsın ki adam? Yani normalde bu kadar artış olmaması lazım. Yani stoklarda bayağı ciddi bir artış var. Şimdi çok ilginç bir şey sunacağım. Amerika'daki büyüme hikayesini sunacağım. Yani dünyanın şu an geçirdiği kriz, yani 2008'de geçirdiği kriz niye çok önemli? Neden bu kadar bütün küresel piyasalar alt üst oluyor? Bir türlü nasıl toparlanamıyorsun, tamam mı? Ve geleceğe ilişkin bu resim ne gösteriyor? Onun bir hazırladım. Hı hı. İstersen onu bir üzerinden gidelim. Olur. Şimdi arkadaşlar eğer ekrana verebilirsek bu sunumu, Amerika'da garip gelişme. KJ'yi kaldıralım burada çünkü şimdi ABD'deki büyümeye baktığımızda özellikle kriz dönemleri. Bu 1949'da yaşanan resesyon ve %5 küçülüyor Amerikan ekonomisi. Şu çizgi, şu siyah çizgi. %10 büyüme çizgisi. Şu da %5 büyüme çizgisi. Hı. Bak resesyondan çıkıldıktan sonra %16.57 büyüyor. Ve izleyen bunlar çeyrek dönemlerdir. İzleyen yıllarda bu büyüme oranı %15 civarında gidiyor 49'dan sonra. Şu bölge yani şu gri bölge 1954'te yaşanan resesyon. Burada da Amerikan ekonomisi %5 küçülüyor. Bunlar hep reel yani evet. Şey değil. Arkasından %12 büyüyor. Yani bak %5 çizgisi burada, %10 çizgisi burada, %12 bir büyüme var. Sonra 1958 yılında bir resesyon yaşanıyor. Bu gri bölgeler yaşanan resesyon dönemlerini gösteriyor. Yani durgunluk dönemlerini. Ve burada da %10, %11 büyüme var izleyen 3 yıl içerisinde. Sonra 1960 yılı gelecek. 61 ile 90 arasına baktığımızda yine Amerika'daki büyüme burada %4.8 oluyor. Fakat resesyondan çıkıldıktan sonra %12'ye yakın bir büyüme var. Fakat burada çok dalgalı hale gelmiş büyüme 70'li yıllarda. Sebebi de Bretton Woods. Bretton Woods'un çöküşü bu dönem. Bretton Woods'un çöküşünden sonra bile yani Amerikan doları altına bağlı olmaktan kurtuluyor ve bu bölgede %10-11 civarında bir büyüme yine gerçekleşiyor. Ama ortalamasına baktığımızda izleyen 5 yılda ortalama %7 büyüme var Amerika'da. Hı hı.
Yine benzer şekilde 1974 petrol krizi Amerika'da resesyona neden oluyor. Burası 1974 ve arkasından hemen resesyonun şu gri bölgenin bittiği yerde yine %10 büyümeye kadar çıkıyor. Sonra baktığında ortalaması %10'la %7 civarını görüyor ama ortalaması %6 civarında. Benzer şekilde 1980'de yeni bir 79 petrol krizi ve Amerika'da enflasyon var. Bak mesela 82-83'ten sonra o resesyon dönemi şeydir. Paul Volcker'ın, Merkez Bankası Başkanı abi Paul Volcker'ın enflasyonu durdurabilmek için Amerika'yı bilerek resesyona sokmasıdır. Doğru. Yani burada bilerek resesyona giriyor Amerika ve ondan sonra gene %10 büyüyor. O enflasyonist, anti-enflasyonist politikalardan sonra. Şimdi burası da 80 yılları. Ve Amerika'da enflasyonun %15'e ulaştığı dönemler. Evet. Bu dönemler. Sonra geldiğimizde bu resesyona, bu 2001 İkiz Kuleler, yani Greenspan dönemi. Ve Greenspan döneminden sonra şimdi bir şeye dikkatini çekeceğim. Bir önceki şeye geçiyorum, grafiğe. Bak, %10 çizgisi burada. Dikkat et. Evet. Burası da %5 büyüme çizgisi. Şimdi ileri gidiyoruz. %5 burası. Biz şimdi %10'a gidiyoruz. %10 şurası. Bak şurası %10. Şu üstteki siyah çizgi %10. Dolayısıyla bu bak şu resesyondan sonra 2001 krizinden bile sonra bile %6.5 büyüme gerçekleşmiş. Ortalamasına baktığında 6'dan sonra 2007'ye kadar olan dönemde yaklaşık 3.5-4 arası bir büyüme gerçekleşmiş. İlk defa neredeyse Amerika'da böyle bir şey oluyor. Yani Amerikan ekonomisi %7.5'un üzerinde çeyrek bir küçülme yaşıyor şu bölgede aşağıda ve dikkat ederseniz şu 5'e bile gelemiyor. En fazla gördüğü yer 3.6. Sonra tekrar 0'a yaklaşıyor. Ki hocam 5'e gelme olasılığı da şu an çok yüksek. Ya henüz gelmemiş 5'e. Evet. Olasılık açısından da çok yüksek. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Bak şimdi o senaryoyu konuşacağız şimdi. Şimdi sorun şu. Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen daha önceki krizlerden sonra bakıyorsun izleyen yıllarda mesela 2001, 2003, 2004'te %6'lara ulaşıyor. Şimdi burayı tekrar kırıp %10'a gitmesini beklemiyoruz ama hani yeni normal dedikleri bu mu acaba? Yani yeni normalde artık geçmiş o büyüme trendlerinden uzaklaşılmış durumda. Şu seviye kriz sonrası baz etkisinin olduğu bir seviye. Yani kriz sonrasında baz etkisi var. Çok küçülen ekonomi biraz büyüdüğü zaman zaten yüksek büyüme oranı gerçekleşiyor. Ve burada bakıyorsun %2.8 en son ve bu veri bir türlü kendini toparlayamıyor. Yani 2005'in altında gerçekleşiyor ve ortalamasına bakarsan şu bölgenin 2.2 civarında bir büyüme. Ve Amerika'yı ne de dünyayı bir türlü harekete geçiremiyor. Alabiliriz arkadaşlar grafiği. Şimdi şöyle söyleyeceğim Okan. Büyük sorun bu. Yani büyük sorun Amerika'nın büyüyememesi. Amerika büyüyememeyince Avrupa harekete geçemiyor bir türlü. Çünkü Avrupa tam anlamıyla dış ticaret fazlası veren, yani Almanya sayesinde, Almanya dünyanın en büyük ihracatçısı. Her ne kadar Çin bilinse de en büyük ihracatçı Almanya. Ve Almanya'da, Almanya tutuyor Avrupa ekonomilerini. Ama Almanya'da Amerika'dan destek gelmeyince, Amerika'da büyüme harekete geçmeyince o da büyüyemiyor. Çin dersen hani %7.5 büyüme normalde sanki sıfıra yaklaşmış gibi algılanıyor Çin'de de. Bu gidişat, yani şu anki çok ciddi sorun büyüyememek. Sen büyüyemezsen borcun sürekli artıyor. Sürekli parayı bol miktarda vermek zorunda kalıyorsun. İnsanlar harcamaya başlasın diye, öyle değil mi? Evet. Benim sorum şu. Sen %5'e ulaşılabileceğini düşünüyor musun önümüzdeki bir yıl içerisinde? Önümüzdeki bir çünkü yıl... Çünkü 5'in altında kaldığı sürece gördüğüm şey borçlar da azalma olmaz Amerika'da. Yani Amerika'nın borcu artmaya devam eder ve Ocak ayında da demokratlarla muhafazakarlar gene ciddi kavga yaşayacaklar orada. Yani orada borç limitini arttırmak konusu da ciddi sorun olacak. Şu an sadece Obama'nın yapabileceği bir şey kamu harcamalarını keserek, yani oradaki bütçe açığını daraltarak borçlanma ihtiyacını azaltması olabilir. O da ekonomiyi aşağı çekiyor bu sefer.
Hocam %5 birazcık uzun vadede, yani bir yıldan biraz daha uzun düşünsek, 2 yıl desek kesin bence olur. Ama önümüzdeki bir yıl içerisinde olma ihtimali bence düşük şundan dolayı. Birincisi Avrupa ekonomisi son haftalarda çok olumlu sinyaller veriyor olsa da Çin'de de aynı şekilde biliyorsunuz büyüme, sektörel büyüme rakamları hep iyi açıklandı. Evet. Avrupa ve Çin'de ki ekonomik toparlanma biraz yavaşlayacak önümüzdeki çeyreklerde. Onun zaten beklentilerini Draghi geçen haftaki açıklamalarında da söylemişti. Dolayısıyla Çin ve Avrupa'ya bağlı olmak üzere Amerikan ekonomisinin de %5'e hemen bir yıl içerisinde ulaşması pek kolay gibi gözükmüyor. Şimdi her ne kadar Amerikan verileri bugün geçen hafta, ondan önceki haftalar iyi gelmiş olsa da işsizlik hala yüksek. Evet, işsizlikte bir düşüş var. Ama bu düşüşün bu hızla devam ediyor olması bir yıl içerisinde o %5 rakamlarını görme ihtimalini azaltıyor. Çünkü yani işsizliğin, şöyle söyleyeyim, bir yıl içerisinde eğer işsizlik 6,5'un altına gelecekse Amerika'da, o zaman belki o hani %5'e ulaşılabilir diyebiliriz. Ama şu anki gidişat, Amerika'daki istihdamın artış hızı, o dediğimiz %5 rakamlarına Amerika dinamiklerinde gelme ihtimalini zaten düşürüyor. Diğer taraftan dediğim gibi Çin ve Avrupa'nın da büyüme süreçlerini daha yavaş tutacak olmasından dolayı, tutmak zorunda olmasından dolayı diyeyim, özellikle Çin'in. Çünkü bugüne kadar ki bu küresel dengesizliği yaratan, biliyorsunuz, Çin'in çok fazla büyümüş olmasıydı bu diğer batılı ülkelerin küçülmesine karşın. Çin'in biraz daha yavaş büyüyecek olması. Dolayısıyla beraberinde Avrupa ve Amerikan ekonomisini de büyümesini biraz yavaşlatacağını düşünüyorum. Yani son bir ay içerisinde Çin'den açıklanan ekonomik veriler hep olumlu açıklanmıştı. O olumlu gidişatın önümüzdeki aylarda aynı şekilde devam etmeyeceğini düşündüğüm için Avrupa ve Amerikan ekonomisinin de önümüzdeki çeyreklerde şu geçen bir ay içerisinde, iki ay içerisinde gördüğümüz o performansı göstermeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bir yıl içerisinde %5'e ulaşmak pek kolay gibi gözükmüyor ama 1,5 yıl içerisinde bence olur. Yani 1,5-2 yıl içerisinde o %5, belki de hatta sizin o gösterdiğiniz %10'luk büyümeye giden yolun önü açılmış olur. Tamam. 1,5 seneden itibaren. Peki böyle bir ortamda şimdi büyüme gelebilir belki ama çok önemli bir şey var orada. Daha önceki resesyon çıkışlarından sonraki 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde %10'u vuruyor. Doğru. Yani %10'u vuruyor. Ben burada krizin ne kadar büyük olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani hakikaten çok ciddi bir küresel kriz, hakikaten çok ciddi. Evet. 2008'de yaşanan, yani 29'daki yüzyılın krizi deniliyordu. Hakikaten bu yüzyılın krizi ki birçok ülkeyi yerle bir etmiş durumda. Şimdi %5 büyüse, %5 6 büyüse, o zaman emtia fiyatları ne olur? Emtia fiyatları tabii ki düşer. Yani eskisi, ya da şöyle söyleyeyim, eskiden olduğu kadar artmaz. Ama şu var, şimdi geçen yıllarda işsizlik %8,5'tu mesela Amerika'da. 8'lerdeydi. 8.2, 8.3'lerdeydi. 8.3'lerde bile emtia fiyatlarının en yüksek olduğu seviyeleri gördüysek biz, evet, o zaman diyorsak ki eğer biz emtia işsizlik oranı 6,5-7 arasına gelecek diye bir beklenti varsa bütün dünyada, o zaman demek ki emtia fiyatlarının da bundan daha fazla düşme ihtimali de düşük gibi gözüküyor. Dolayısıyla orada her ne kadar ekonomi... Orada ben sana katılamıyorum. Eğer Amerika'da %5-6 büyüme olursa bu Çin'i ciddi anlamda harekete geçirir. Çin'in ürettiği malların nereye satıyor ki? Yani ciddi anlamda Amerika'ya satıyor. Tabii. Bizi etkileyen şey, yani bizi etkileyen şey Avrupa daha çok. Yani hadi biz gene bu krizden kiminle sıyrılıyoruz? Ciddi anlamda ihracat pazarlarında sabah akşam gece gündüz bir ayın 10 gününü 15 günü yurt dışında ihracat pazarı bulmak için geçiren ihracatçılarımız sayesinde çok rahat geçiriyoruz biz bu krizi. Yani
Avrupa biraz canlansa, %1 büyüme artsa var ya, burada inanılmaz sektörler tabii ayağa kalkar. Tabii. O zaman bizim burada şey yapan, o fabrikada çalışan işçi, iş bulamayan adam bir tane daha adam alır. Yani bu anlamda Amerika'nın büyümesi çok önemli. Fakat asıl büyük sorunu ben şey görüyorum. Eğer Amerika %5'e 6'ya çıkacak olursa büyüme, burada emtia fiyatları, yani Çin'den birazcık büyüme gelse, Çin 8,5-9'a çıksa ne olur? Yani emtia fiyatlarında bakır fiyatları olsun, demir, işte gümüş vesaire, tüm bu ana ham maddelerde çok ciddi anlamda yeni bir ivme başlar. Ve asıl büyük korku, büyüme gelse bile arkasından enflasyon gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii. Şu an herkes çok rahat enflasyon konusunda. Ben de o şekilde söyledim zaten, yani emtia fiyatları düşer demedim. Yani emtia fiyatları diyorum ki... Eskisi yani, kadar aynı ivmeyle yükselmez mi diyorsun? Yok, hayır şunu söylüyorum. Eskiden %8'lerdeyken işsizlik, emtia fiyatları en yüksek noktalarını görmüştü. En yüksek seviyelere ulaşmıştı. Şimdi işsizlik düşüyor. 6,5 yani 7-6,5 bandı arasına girmeye hazırlanıyor. O zaman emtia fiyatlarının daha düşme ihtimali ortadan kalkıyor diyebiliriz. Şeklinde söylemiştim. O yüzden emtia fiyatlarının çok düşeceğini sanmıyorum. Zaten bu yüzden de enflasyon, ben önümüzdeki yıllarda enflasyon beklediğim için biraz tedirginlik var ekonomiyle ilgili. Draghi'nin söylemlerinde, işte Avrupa'nın büyümesiyle ama ilgili. Ama Draghi zaten enflasyon şu an enflasyon sorun değil dedi. Deflasyon yok dedi. Ha, deflasyon yok demek enflasyon olabilir demek aslında. Ben onu öyle algılıyorum. Hani 2015'e kadar, 2016'ya kadar düşük faiz politikası devam edecek. Devam aslında edecek. Enflasyonda da çok korkmuyoruz dedi. İşte o noktada başka Avrupa'nın dışındaki ekonomiler büyümeye devam ederse, Çin ve Amerika, o zaman Avrupa işte onun arasında sıkışır kalır. Çünkü Amerika ve Çin kaynaklı bir enflasyonist baskı oluşmaya başlarsa dünyada, o zaman Euro'nun faizlerinin düşük kaldığı bir ortamda Avrupa sıkıntı, yani Euro sıkıntılı olur. Yani Euro'nun düşüşü hızlanır. Özellikle altına karşı Euro düşer. Hatta dolara karşı da zaten. Peki içer. Euro'nun düşüşü zaten Avrupa'nın işine yaramaz mı? Tabii ki yarar ama o bir noktada yine enflasyonist baskıları biraz daha körüklemeye devam eder. O yüzden bir noktada Avrupa tekrar indirdiği faizleri yükseltmek isteyecek. Doğru söylüyorsun. Yani Euro düşerse enflasyon konusunda üzerinde baskı olur. Evet Okan, devam edeceğiz. İkinci bölümde sırf borsa, dolar ne olacak? Bir de altına bakacağız. Kısa bir aradan sonra sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, yeniden sizlerle birlikteyiz. Paranın rotasında ve şimdi borsaya bakacağız. Ve borsada cuma günü sert bir satış dalgası geldi. Tarım dışı istihdam verisinden sonra. Şimdi onu bir gösterelim grafikte. Evet Okan, şu dikkat edersen 75.200 civarında borsa endeksi yatay gidiyordu. Cuma günü çok sert bir satış geldi ve bu satış sırasında işlem miktarında adeta 5 dakikada yaklaşık 70 milyon lot işlem hacmi gerçekleşti. Ve 70 milyon lot 5 dakikada, daha önceki şeylerle karşılaştığında bak böyle bir çubuk. Daha önce bir tek şu Fed'in Eylül'de parasal sıkılaştırmaya geçmeyeceği veya tahvil alımını azaltmaya başlamayacağı yerde gelmişti. Benzer bir şekilde burada geldi. O zaman yükseliş yönünde bir işlem hacmi olmuştu. Şimdi düşüş yönünde. Şimdi benim bir sana sorum şu. Borsada bu aşamadan sonra ne bekliyorsun? Yani şu an açılış da oldu evet. Ve borsa 74.200 seviyesinden güne başladı. Ben grafiği de böyle vermiş olduk. Evet. Bilmiyorum, o grafiğin bu alt destek çizgisini bir daha biraz geriye çekip gösterirsek eğer. Evet, 60 dakikalık grafiklerde 60 dakikalık daha önce 73.500-600 seviyeleri burada iki defa değdi buraya. Şimdi burada 70 milyon lot satış oldu diyoruz. Hani 70 milyon 5 dakikada oldu ama mesela şeyde 60 dakikada burada 175 milyon lot bir güç vardı. Evet. Şimdi 70 milyon lotluk bir işlem satış yönünde gerçekleşince alış da olmuş demek ki. Birileri de almış burada. Evet. Satış olmuş. Ama oradaki
desteğe bakacak olursanız destek tam, yani demek ki alıcılar tam o destek seviyesinde bekliyormuş. Demek evet. oluyor ki o destek seviyesi, o kırmızı çizginin seviyesi çok ciddi anlamda güçlü bir destek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugün her ne kadar Amerikan piyasaları, future'ları, işte Asya piyasaları aşağı yönlü hareket etse de bizim Türkiye burada biraz pozitif ayrışabilir bu desteğin güçlü olmasından kaynaklı olarak. Bir güne herhalde gün içerisinde bir 1000 puan tekrar bir yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Evet, borsada şu aşamada ben özellikle buraya katkı yapmak adına söyleyeyim. Büyük işlem hacmi patlamaları yani bu şekilde daha önce de şurada olduğu gibi de yani yukarı yönde bir işlem hacmi patlaması varsa bu zirveye yaklaştığın şeklinde yorumlanmalı. Hı hı. Yani o kadar büyük bir işlem hacmi oluyor ki belli dakikalarda, belli saatlerde sen ancak buraya kadar çıkabiliyorsun. Burada da öyle güçlü bir işlem hacmi oluyor ki sen ancak buraya kadar düşebiliyorsun. Tabii. Ve herkesin aslında sattığı yer diyeyim yani. Yani şu evet. destek kırılınca 74.900 desteği hızla alt, o sırada bilmiyorum piyasayı izliyor muydun ama piyasada gerçek bu işlem miktarları şu seviyelerden gerçekleşti. Yani 74.000'den. Çünkü boşluk oluştu fiyatlarda. Şu anda bir miktar yukarı gidiyor. Fakat teknik olarak ne diyorsun? Yani teknik olarak 73.500 seviyesi kırılmaz mı diyorsun? Yoksa kırılırsa ne olur? Kırılırsa tabii ki aşağı hareket devam eder. Hem de daha hızlı devam eder. Yani o günkü son satış dalgasının daha üzerinde bir satış dalgası oluşabilir. O zaman demek ki alanlar da fikir değiştirip bu sefer onlar da satıcı konuma düşebilir, dönebilir. O yüzden o zaman düşüş eğer o 73.500 desteğinin kırılması durumunda hızlanır. Ama şu anki görünüme bakacak olursanız gün içerisinde yani bugün sonu itibariyle söylemiyorum ama gün içerisinde en azından bir 1000 puanlık bir tepki hareketinin gelme olasılığı yüksek. Yani gün içerisinde bir pozitif ayrışmaya gidebilir bizim borsamız. Evet. Çünkü sen gün pozitif sonunda, ayrışma bekliyorsun. Bekliyorum ama gün sonunda Amerika'da toparlanabileceği için. Amerikan future'ları da Amerika zaten biliyorsun cuma günü %1'in üzerinde artışlar yaptı. Evet ama hani sabah itibariyle Asya'nın düşerek açılmasından kaynaklı olarak. Yalnız Asya'da da şey var şu an. Asya'da Çin artıda. Nikkei 0.16 kapatmış. Nikkei %1.30 artmış. Ve şeye bakıyorum. DAX şu an 0.03 eksi de. Pardon. Henüz DAX açılmadı. 0.28 artı da DAX future'ları. Genel olarak şöyle bir olumlu hava var. Daha erken şeydi. Saatlerde baktığımda biraz daha aşağılardaydı. Biraz daha aşağıdaydı. Sonra zaten Asya toparladı. Toparlamış. Evet. Bu daha da iyi. Yani bu hani benim görüşümü de destekliyor aslında. Hani daha gün içerisinde düşmüş ama sonra toparlamış. Amerika'da da ben aynı şeyi bekliyordum ama hani zaten şimdi eğer Asya, Avrupa toparladıysa Amerikan future'ları da artıya dönmüş olsa gerek. Tabii şu an göremiyorum ama artıya dönmüş olsa gerek. Bu da tabii bizim borsamızın... Amerikan future'ları şu an tam sıfır noktasında. Sıfır, anladım. Yani S&P future'ları 1000'de 1 sadece... Çok düşük. Evet. 10.000'de, hatta 10.000'de 1 oranında. Yani neredeyse dün cuma günkü kapanış seviyesinde. Bu daha da iyi bir durum aslında. Çünkü onca faiz artışına rağmen demek ki piyasa hala satış yapmamış piyasadaki katılımcılar. Evet. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani bugünkü açılışı gördükten sonra daha net bir şey söyleyebilirim. Yani bu açılış sonrasında normal şartlar altında dış piyasalardaki olumlu hava, Asya vesaire, hani genel olarak şu an bizi de olumlu etkilemiş gözüküyor. Özellikle 73.500'ün altına sarkma olursa orada satışlar çok artabilir. Tabii. Fakat orasının destek olduğu bilindiği için ayı tuzağı olasılığı da çok yüksek. Evet. Yani orada ay vah aşağı kırdı gidiyor derken birkaç saat sonra geri dönüşte yapabilir. Yatırımcıyı bu konuda uyarmak lazım. Yani şu anki grafikler normalde borsada hissesi olanların beklemesini şey yapıyor. Bir de iki gün biliyorsun bugün tatil Gazi günü Amerika'da bono piyasası kapalı. Aynı zamanda Amerika'da veriler yok. Yarın da çok çok önemli bir veri yok. Sadece bütçe verisi açıklanacak. O önemli.
Yani şu 2-3 gün Bernanke konuşana kadar bir piyasa bir zaman kazanmış olacak. Arkasından evet. Janet Yellen'in konuşması var. O çok önemli. Evet, o gerçekten önemli. Şu an için borsada hani o cuma günkü korku birazcık dağılıp yukarı yönde bir hareket yapabilir ama 75.500'ü şu aşamada ben geçmesini zor görüyorum. Tabii yani yatay dalgalanma olur. 73.500'ü altına kırmaz bence. Evet. 74.000, 75.500 dediğiniz gibi o aralıkta bir dalgalanma olur. Gelelim dolara. Dolarda ne diyorsun? Yani dolar biliyorsun son zamanlarda bayağı bir yükseliyordu. Hı hı. Ve tekrar 2.05 seviyelerini gördü. Grafiği verelim arkadaşlar. Dolarda daha önce görülen seviye yaklaşık olarak 2.08 seviyesiydi. Buradan itibaren Fed kararı sonrasında 1.93'lere kadar geriledi dolar, hı hı. 1.94'lere. Grafikte veriyorum. Bundan sonraki yönle ilgili ne diyorsun? Yani bu 2.05 civarında bir direnç vardı. Ve o dirençte şu an tam o dirence oldukça yakın yerlerdeyiz. Ne bekliyorsun? Şimdi bir kere ben Merkez Bankası'nın çok elzem bir harekette bulunacağını zannetmiyorum. En azından bütçe verileri açıklanana kadar. Çünkü biliyorsunuz bütçe verileri açıklandığı zaman o net hata 90 kalemi de açıklanıyor. Bana sorarsanız bence bizim dış ödemeler Bankası, dengesi verileri açıklanıyor. Evet. Evet. Ona göre hareket ediyor. Ne kadar müdahale yapacağını, boşu boşuna hani para dağıtmak istemiyor piyasaya. O yüzden ben o veriler açıklanana kadar bizim Merkez Bankası'nın çok yüklü miktarlarda satış yapacağını zannetmiyorum. Alış yapmasını zaten beklemiyoruz şu ortamda. Dolayısıyla bizim dolar Türk lirası kurumuz biraz euro dolar paritesine endeksli gideceğini, sepet kurunda yatay daha fazla yükselmeksizin yatay dalgalanacağını düşünüyorum. Bu bağlamda euro dolar paritesinin bir miktar yükseliş düzeltmesi yapacağını beklediğimden. Demek ki hani dolardaki gelişmeyi euro dolar paritesine buluyorsun. Evet. Bak euro dolar paritesini verdim grafikte. Bunun bir yorumunu da yapalım mı? Çünkü o konuda da sorular geliyor. Tabii. Daha önce bir 1.31 seviyesiydi. Sonra 1.38'lerin üzeri görüldü. Şurada kırılma noktası. Hı hı. Ve kırıldı. Burada acaba 1.34'te tutar mı derken 1.33 70'lere kadar geldi. Şurada bir destek vardı ve o destek kırıldı. Ne diyorsun? Şimdi euro dolar paritesinin hareketi yani düşüşü Draghi'nin açıklamaları ve ardından Amerika'dan gelen olumlu büyüme ve istihdam verileriyle gerçekleşti. Ancak dediğim gibi şimdi bugüne kadar yani bu açıklanan veriler aslında geçen iki ayın bir ürünü oldu diyebiliriz. Evet. Yani bundan sonra Amerikan ekonomisinin aynı hızda, aynı olumlulukta veriler üreteceğini söyleyebilmek için istihdam verisinin mesela bu hafta açıklanacak olan istihdam verisinin de çok yüksek açıklanması gerekiyor. Hani haftalık istihdam verisinin. İşsizlik başvuruları. İşsizlik başvurusun. Şimdi işsizlik başvurusu eğer bu seferki mesela biraz beklenenden düşük açıklansa o zaman geçen hafta yapmış olduğu hareketin tam tersinin yapabilir. Peki bu şartlarda sen euro dolar paritesinde long pozisyon alır mıydın? Ben alırdım. Çünkü stopun kaç olurdu? Stopun 1.3270 olurdu. 1.3270'e stop koyardım diyorsun. Evet. Euro dolar paritesinde long alırdım diyorsun. Peki şey ne olurdu? Satış realizasyon seviyen nerede satmayı düşünüyorsun? 34.50 o civarlarda. 34.50 yani aslında sen şu seviyelerden alıp 1.3270'e yani şu seviyelere stop koyup evet. Hemen 1.33'ün altına stop koyup 1.3450 civarında ama, bir hareket bekliyorsun. Ama alışım içinde 1.3290 1.33'ü beklerdim. Ha şu an beklerdim. Diyorsun. Beklerdim. Şu an almazdım. Şu anda 1.32.90'a gelirse beklerdim. Alırım diyorsun. 70'lerde peki, toplamak üzere. Peki şeye geçelim tekrar. Dolar TL kuruna geçelim. Dolar TL kurunda ne düşünüyorsun? Yani buradan 2.05'ten başlayan gerileme bir 2'ye kadar devam eder mi? 2.01'e kadar devam edebilir diye. 2.01 yani şu seviyelere kadar devam edebilir diyorsun. O da euro dolardaki beklediğim yükselişe peki, bağlı. Peki bu seviyeden dolar önerir misin? Satmak mı hocam? Hayır almak. Yok hayır. Bu seviyeyi yüksek buluyorsun. Bu seviyede... Alım için peki 2.01 sence alım için uygun mu? 2.01 yani yapmış olduğunuz bence 2.01 alım için de yeni bir alım yapmak için de uygun değil. Ama 2.04'lerden 2.05'lerden açılan bir short pozisyonu 2.01'den kapatmak makul olur. Alım için 1.97'yi beklerim.
1.97 yani şu seviyeler. Evet, yeni bir yani sıfırdan bir alım yapmak için 1.97 diye bekliyorum. 1.97. Peki gelir mi oralara? Yani eğer parite bekliyorum. Paritenin yükselişini bekliyorum ben. Tekrar 1.35'leri önümüzdeki 2 hafta içerisinde bekliyorum. O seviyelere gelmesi durumunda biraz da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu, yapacağı piyasa müdahaleleriyle birlikte satış yönündeki o ihalelerle birlikte gelebileceğimiz 1.97-1.98'lere gelebilir. 2 hafta içinde gelebilir. Hemen altına bakalım. Altında çok sert hareketler oldu. Bunu günlük bazda bakalım. Veri kesintisi olmasın. Altında ne düşünüyorsun? Hocam altında biliyorsunuz geçen hafta geriledi. Çok hızlı geriledi FED verileri ve FED açıklamalarından sonra. Ve büyüme verilerinden sonra, istihdam verilerinden sonra da yani bütün bu gelişmeler altının düşmesine neden oldu. Bu hafta her ne kadar hani faizler yüksek başlamış olsa da haftaya, hafta içerisinde oluşabilecek bir gerileme hareketi, hisse senetlerinde özellikle oluşacak bir satış yönündeki kar alma işlemleri beraberinde faizlerin de düşmesine, dolayısıyla altının da bir miktar en azından 1310 seviyelerine kadar, 1305-1310 aralığına kadar yükselmesine neden olabilir. Evet, o zaman kısa vadede altında da bir miktar bu düşüşün sonrasında bir tepki, 1310'a doğru bir 72, tepki bekliyorsun. Özellikle 1272 kırılmadığı zaman, kırılmadıkça 1277, 1275 yani şu seviyeler aralığında, kırılmadığı sürece, şu çizgiyle gösterdiğim bir üstteki seviye kırılmadığı sürece diyorsun ki altında burada uzun pozisyon alınır mı yani? Alır mıydın burada? Evet, oradan alırdım. Hedef satış fiyatı nereye olurdu? 1305, 1310 aralığı. 1305. Yani bu, çok fazla bir beklenti FX piyasalarında işlem yapanlar için daha çok bir şey. Evet, alabiliriz arkadaşlar grafiği. Bu arada yabancı takası diyor Murat Uçar. Yabancı takası azaldı denilmişti ancak halen azalmaya devam ediyor diyor. Ama bu iki gün önceki veriler Murat Bey. 80 bin üstü bir piyasa için tahvil azaltım haberi Mart ayı mı olması gerek mi? Yoksa BIST için çok daha iyi bir hikaye mi gerek? Şu anda gerçekten piyasada dalgalı seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Özellikle 14 Kasım tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı gün kadar önemli olacak. Janet Yellen'ın konuşması çok çok önemli olacak. O konuşma sonrasında piyasalarda şu an yani tarım dışı istihdam verisinden çok daha sert hareketler olabilir. Eğer Janet Yellen şey verirse yani ne olacak, parasal genişleme gerekli falan gibi bir laf ederse, o zaman burada piyasa, bizim borsa hakikaten 80 bine tekrar da gidebilir. Ancak bunu söyleyebilirim. Evet, altın şey Galip Ercan'ın sorusu vardı, onu da cevapladık. Ve birkaç soru daha var ama vaktimiz şu an bitti sevgili seyirciler. Bu arada sizlerden kıdem tazminatı konusunda, memlekette kıdem tazminatı kaldırılıyor. Sen hala grafiklerle uğraş demiş Gencol. Sadece üslubu beğenmedim ama ilgilenilmesi gereken bir konu. Ona da bir o konunun uzmanını bulmak lazım, hukuki uzmanını. Onunla konuşmak lazım. Çünkü ben siyasal ve siyasal yapıyı bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Okan. Rica ederim. Aybar. Yine her pazartesi seninle genel bu piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.